Tasarruflar neticesinde aslında TL bazlı baktığınız zaman 58.300'den 52 milyon 361 bin liraya düşürdük. 52 milyon 361 bin 482 liraya düşürdük. Ancak aslında bu borç yaklaşık 11,5 milyon daha düştüğünüz zaman 41 milyon civarında. Aslında TL bazlı 41 milyona düşürdük. Fakat zaman içerisinde yani biz kongrede seçildiğimiz zaman euro kuru bizim seçildiğimiz tarihten bugüne %65-66 arttı. %65-66 civarında bakabilirsiniz. Normalde aslında borcu 41 milyonlara kadar düşürdük biz. Fakat kur farkından dolayı gelen zarar, yabancı oyunculara biliyorsunuz FIFA'daki dosyalara gelen zarar 9 milyon 659 bin lira. Yani Elazığ sporumuz kur farkından dolayı 9 milyon 659 bin 184 lira 22 kuruş maalesef borç arttı. Ayrıca mahkeme kararıyla, yani bizim geldiğimiz dönemden bu tarafa mahkeme kararıyla futbolcu ailesinin yine kazandığı davalar 2 milyon 303 bin 579 lira. 2 milyon 303 bin 579 lira. Yani toplamda ikisini topladığınız zaman düşürmüş olduğumuz borcun üstüne 11 milyon 962 bin 754 lira 06 kuruş borcumuz yükseldi. Yoksa biz 41 milyon civarında 41 küsüre kadar borcu düşürdük. Futbolcu ailesine borcumuz bugün itibariyle 38,5 milyon. Kur farkının yükselmesiyle. Yani 38,5 milyon değildi. Aslında normalde futbolcu ailesinin borcunu 27 milyona düşürmüştük. Gelen kur farkıyla 38,5 milyon oldu. Burada bilgilerinize sunarım. Tabii baktığımız zaman Elazığspor'un borcu aman aman değil. Ben her zaman anlattım. Bir 10 milyon, 15 milyon para bulunsa Elazığspor anasından yeni doğmuş gibi olur. Yani 38,5 milyon futbol ailesinin borcu benim gözüm 11-12 milyona kesiyor. Yani 11-12 milyon nakit para olsa 38,5 milyon borcu sıfırlarız. Futbolcu ailesi bu desteği verir. Ama maalesef iki yakamız bir araya gelmiyor. Burada belki bizim şansımız. Durum bu.